İyi akşamlar. Günü gündemi ve hayatı paylaşmak için gece raporuyla karşınızdayız. Ben Erdoğan Aktaş. Bu akşam siyasetin gündemini konuşacağız. Ama bu konulara geçmeden önce tekrar yükselişe geçtiği düşünülen ve endişe yaratan koronavirüsle ilgili bugün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verileri paylaşarak başlayalım. Çünkü bugün de 17 kişi daha hayatını kaybetti. Maalesef verilen yapılan açıklamalarda e, ölü sayısının düştüğünü, hayatını kaybedenlerin düştüğünü e, görüyoruz. Ancak vaka sayılarında ciddi bir artış var. Düne göre bugün 1467 vaka var. Fakat 46.800 test yapıldı. Bugünkü vefat sayısı az önce söylediğim gibi 17 idi. İyileşenlerin sayısı da 1015. Dünkü sayılar gelecek şimdi karşınıza. Burada dikkat edilmesi gereken ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk günden beri ifade ettiği iyileşen hasta sayısı oranının yeni vakalara oranla daha yüksek olması gerekir dendi. Yani bir ara bu skalayı yakaladı Türkiye fakat son günlerde bir sıkıntı oldu. Dün de kıyaslayalım. Dün 42 bin test vardı ancak bugün 46 bin test var. Dünkü 42 bin teste oranla 1592 vaka vardı. Bugün de 1467. Vaka biraz düşmüş gibi görünüyor ama test sayısındaki fark var. Oradaki kıyaslama belki matematiksel olarak düşünülmesi gerekir. Ancak çok ciddi konular. Özellikle uzmanlar uyarıyor. Ben de her fırsatta söylüyorum. Herkes söylüyor. El hijyenine, maskeye ve sosyal mesafeye çok dikkat edeceğiz. Şimdi siyaseti konuşacağız. Gece raporu başlıyor. Hemen konuklarımı takdim edeyim. Sizlere AK Parti'nin ikinci dönem milletvekili Resul Tosun stüdyomuza Resul Bey. Hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Araştırmacı yazar Dragoman strateji başkanı Onur Elim. Doğru okudun değil mi Dragoman? Doğru. Ne demek Dragoman? E, has Osmanlıca bir kelime. Osmanlı'nın yurt dışına yolladığı, dil bilen, e, çeşitli konularda, diplomatik, askeri konularda kendisini tanıtan e, şahıslara verdiği sıfat. Ah çok ilginç. Trabzon'a öyle mi? Has Osmanlıca evet. Allah. Güzel. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor <laughs> Bahadır Erdem. Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Erdoğan Bey. Siz de bugün maskeyle daha dikkatli geldiniz. Evet daha dikkatli geldim. Vakalar biraz artmış. İnşallah milletimiz eğer hassasiyetle durursa inmesini bekliyoruz milletçe. Peki Ankara'da da iletişim bilimci Ali Aydar Fırat var. Ali Aydar Fırat merhaba, hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ee, sırayla söz vererek tartışmaya, konuşmaya, gündemi konuşmaya başlayacağız. Ama ben e, genelde adet Ankara'dan başlıyorum ama Ali Aydar biraz bekleteceğim. Çünkü Ayasofya'yı ve hukuki yönünü sormak istiyorum neredeyiz diye. Bahadır Hoca ile Başlayacağım. Hocam şimdi hukuken nerede bu Ayasofya meselesi? 2 Temmuz'da bir karar bekleniyor bildiğim kadarıyla. 2 Temmuz'da bir karar bekleniyor evet ama ben e, o kararı yani Ayasofya'nın camiye çevrilmesine e, müzeden e, isteyen iktidarın, hükümet kanadının o karara e, bağlı olmadığını düşünüyorum hukuken. Bunu açıkça ifade edeyim. Bu tartışmayı niye yapıyoruz bunu da e, bilmiyorum doğru da bulmuyorum. Bunun neyi doğru bulmuyorsunuz? Ayasofya'nın yeniden gündeme gelmesine, yani Ayasofya'nın cami e, olması meselesinin Türkiye'nin gündemine gelmesine ve günlerden beri tartışmamızı doğru bulmuyorum. Bunun e, Türkiye'nin birçok sorunu var. Ekonomik sorunları var. Covid-19 gibi bütün dünyanın çok büyük bir sorunu var. Bakın bugün yeniden <laughs> E, sağlık e, doktorlarımızla programlar arttı Bütün televizyonlarda çünkü vakalar çoğalıyor e, e, Bütün dünya karışık e, Suriye'deki durum belli Libya'daki durum belli Libya'da gerçekten Türkiye bir e, çok ciddi bir mücadele veriyor Doğru da bir mücadele veriyor e, Kendisine oynanan ve kendisini Akdeniz'de etkisiz hale getirmeye çalışan planı gerçekten bozdu. Bu bakımdan hükümet doğru bir tutum takındı. Ama ekonomik bakımdan çok çok büyük zorluklarımız var. Bu bir gerçek. Bu reddetmekle ya dünyanın Bütün bu pandemiden dünyanın büyük, pandemiden dolayı bütün dünyanın büyük problemleri var. Ama Türkiye'nin bu pandemiden önceden problemleri vardı. Pandemi onun üzerine tu biber ekti. Şimdi tu ekti işte. Ne diye biz Ayasofya'yı tartışıyoruz Şimdi Ayasofya Fatih Sultan Mehmet Tabii ki yeni bir Çağ açan büyük Hakan geldiği zaman Ayasofya'yı Tabii ki o basilikayı 537'de yapılan basilikayı camiye çevirecekti Hem o dönemin o çağın şartları icabıyla hem de o dönem itibariyle henüz Konstantinopol olan bir şehirde bir tek Müslümanın ibadet edebileceği tek bir yerde bulunmadığını göz önüne aldığımız zaman bundan daha doğal bir şey olamaz. Bunu Fatih Sultan Mehmet bir vakıf da yapmış olabilir. O da ayrı mesele. 1934'te de Atatürk zamanında bir kararname çıkartılmış. Bakanlar Kurulu kararı çıkartılmış. Bakanlar şimdi Bakanlar Kurulu kararı da değişmez bir şey değil. Bakanlar Kurulu Atatürk'ün dönemindeki alınan her kararı o yıllarda alınan her kararı Allah kelamı gibi görmenin bir imkan yani imkanı yok. Bu hiçbir surette mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün bu ülkenin kurucusunun kendi miras vasiyetinde İş Bankası'nın hisselerinin yönetimini CHP'ye vermesine benzer bir bir şey değil. Yani vay efendim 1934'te Atatürk döneminde kararname oldu. Bakanlar Kurulu kararı hiçbir zaman değişmez. Böyle bir şey yok. Vay efendim Fatih Sultan Mehmet Han geldi burayı cami yaptı. Bu cami olmalıdır. Böyle de bir şey yok. Ha bu tamamıyla bugünün şartlarında eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti isterse Fatih e, şeyi Ayasofya'yı müze haline getirebilir. Hatta bu kadar çok eğer bu kamuoyunda tartışılıp Vay efendim biz e, şeyi müze yapacağız. Müze cami yapacağız Ayasofya'yı ve de orada cuma namazı kılacağız. İşte hanımızın e, şeyini e, vasiyetini yerine getireceğiz gibi seçmenden tamamiyle dini bütün seçmenden oy devşirmeye yönelik bir tartışmadır. Ancak şunu hatırlatırım bunu daha önce de söylemiştim. E, İstanbul'da özellikle İslam eserleri bakımından dünyanın en zengin şehirlerinden birinde yaşıyoruz. Yani bir yerde eğer bir basilika olarak Ayasofya varsa ve bir dünya mirası olarak gerçekten önemliyse, onun da karşısında koca mimar Sinan'ın yaptığı Süleymaniye Camii var, Fatih Camii var, Valide Sultan Camii var, Yeni Kapı. ...efendim Yahya Efendi dergahı var Beşiktaş'ta... ...efendim Eyüp Sultan Hazretleri'nin e, makamının olduğu Eyüp Sultan Camii var... ...Dantel gibi bir orta köy var... ...Mimar Sinan'ın Mihrimah Sultan'a, Kanuni'nin kızı Mihrimah Sultan'a... ...aşık olduğu e, sözleriyle onun Mihrimah iki tane e, şeyinin arasından... ...minaresinin arasından e, işte ayın 14'ünde ayın e, yükselmesinin göründüğü, her sabah da güneşin doğumunun göründüğünü ayarladığı Mihrimah Sultan Camii var. Yani şunu söylemek istiyorum. İstanbul'da bütün dünyadaki Müslümanların ve gezildiği zaman aynı zamanda Müslüman olmayan dünyadaki insanların da büyük bir keyif aldığı büyük İslam eserleri var. Oralarda cami o camilerde şey namaz değil. kılmanın keyfi ee, ...Meryem Ana tasvirleriyle e, koca e, Bizans basilikası Ayasofya'da e, namaz kılmayla hiçbir surette denk değildir. Kılıç hakkı vesaire bunlar tamamıyla ve tamamiyle ben size söyleyeyim... ...21. yüzyılda kılıç hakkı diye bir şeyin tartışılması e, abesle iştigaldir. Bu sadece ihtiyaç olarak hükümet görüyorsa sonuna kadar hakkı vardır. Yapsın. Niye 20 yıldan beri yapmadı? 19-20 yıllık bir iktidarımız var. Madem bu bu kadar önemliydi, işin özü şu ki, bu tamamıyla e, oy için yapılan bir tartışmadır. Ama bence çok lüzumsuz bir tartışmadır. Peki, ee, Resul Bey? Evet, teşekkür ediyorum. <laughs> evet, tartışmamalıyız aslında. Ayasofya'nın cami olup olmaması tartışılacak bir konu değildir. Çünkü Ayasofya camidir. Neden camidir? Ayasofya'yı e, Fatih Sultan Mehmet Han özel mülkü olarak almış. Özel mülk olmuş ve özel mülkü olarak onu camiye tahvil ederek vakfetmiştir. 63 say 63 metrelik bir vakfiyesi var. Burada bütün detaylar söz konusu. Burası bir hazine malı değildir. Yani devletin malı değildir. Özel mülktür. Yani hocamın o kılıç hakkı şeyine de katılıyorum. Aslında İslam'da kılıç hakkı diye bir şey yok. Çünkü Hazreti Peygamber savaş hukukunda mabetlere dokunmamayı esas olarak almıştır. koca Fatih Sultan Mehmet bütün herkesi dininde serbest bırakmıştır malum haliniz. Müsaade edersen hocam. Mabetlere dokunulmaması, rahiplere dokunulmaması, kadınlara, çocuklara dokunulmaması gibi... ...İslam hukukunda, savaş hukukunda e, ee, mabetleri kiliseye çevirmek diye bir şey yoktur. Kılıç hakkı nereden doğmuştur? Yani hocamın izah ettiği gibi o çağlarda sadece Müslümanlar için değil diğer milletlerde fethettikleri bölgelerde cami ise camiyi kiliseye çevirmişler. İşte Kurtoba'daki Emevi Camii'nin çevrilmesi gibi. Hoca bu çok çok özür dilerim Resmi Bey. Araya girerek söylüyorum neden? Ee, istediğin şekilde devam edin. Fakat bugünkü siyaset gündeminde herhalde e, bu karar e, yıllardır tartışılıyor, on yıllardır tartışılıyor. Herhalde uygulanacak, öyle görünüyor. Ne dersiniz? Yani uygulanacak, onu da izah edeceğim müsaade ederseniz. Şimdi e, Ayasofya'nın konumu, evet dünya mirasıdır buna itirazımız yok. Cami olarak da dünya mirası olarak kalabilir. Başka bir konumda da. Yani cami olması dünya mirası olmasını... Olmaklığını çıkarmaz, olmaklıktan çıkarmaz. Şimdi e, şu noktaya önce bir açıklık getirmem gerekiyor. Ben bugünkü yazımda da onu izah ettim. Ee, özellikle Müslüman Türkler fethettikleri şehirlerde en büyük kiliseyi camiye çevirerek, bunu bir dini gerekçeyle değil, egemenlik simgesi olsun diye, egemenlik yani o bölgede artık Müslüman Türkler hakimdir, ...simgesi olsun diye en büyük mabet camiye çevrilmiştir. Bu gayrimüslimlerin insan haklarına ya da dini inançlarına müdahale anlamına gelmez. Diğer bütün kiliseler, diğer bütün havralar, mabetler serbest bırakılmıştır. Bu kılıç hakkı buna deniyor en büyük mabedin e, camiye çevrilmesi. Bu İslami bir şey değildir. Bu siyasi bir e, taamüldür o o bölgede o şehirde Müslüman Türklerin egemen olduğunu gösterir. Bu bağlamda Ayasofya'da İstanbul'un Müslüman Türklerin elinde olduğunu gösteren bir egemenlik simgesidir camiye çevrilmiş olması. Fakat hukuken onun camiye çevrilmiş olması İslam hukuku açısından söylüyorum kılıç hakkı olarak değildir. Ayasofya Bizans imparatorunun şahsi mülküdür. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde o mülkiyet Fatih'e geçmiştir. Fatih de sadece kılıç hakkı olarak değil, özel mülkünü, devletin mülkü değil söylediğim, özel mülkünü bir vakfiye ile camiye çevirmiş ve işte söylediğim gibi şu anda Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 63 metrelik Arapça yazılmış bir vakfiyesi vardır. Orada bütün detaylar, geliri gideri, personeli vesairesi daha sonra Osmanlıca'ya da çevrilmiştir. Ve bu Ayasofya Camii Kebiri diye anılır. Hem Osmanlıca Vakfı'nda hem de şu anda internete girerseniz Ayasofya Tapusu diye bakarsanız bu arada Ayasofya Tapusu'nun Cumhuriyet dönemindeki şekli de yani Latin harfleriyle de orada Ayasofya'nın sahibinin Ebul Fetih e, Mehmet Han Vakfı diye sahibi yani devlet değildir. Sahibi Sultan Muhammed Han'dır, Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Onun özel mülküdür. O da bu mülkünü vakıf olarak vakfetmiştir. Vakıflar bugünkü mer'i vakıflar kanuna göre de vakıf şartnamesinin dışında kullanılamaz. Dolayısıyla hukuken de hem yani artık şu anda Türkiye'de İslam'a uygun uygulanmıyor ama son yapılan vakıflar kanununun e, yasalaştırılmasında ben de milletvekiliydim. Yakından ilgilendim. Vakıflar kanuna göre de burası Fatih Sultan'ın vakfiye şartına uygun bir şekilde cami olarak sürdürülmesi gerekir. Bu e, objektif olarak bakıldığında öyle. Fakat Burası hem fetih sembolü olarak hem e, İstanbul'un ve Türkiye'nin Müslüman Türklerin elinde olduğunu gösteren egemenlik simgesi olması açısından kapatıldığı yahut da müzeye çevrildiği günden bu yana millet büyük çoğunlukta bugün zannediyorum geçen hafta yapılan e, kamuoyu araştırmasında %73 çıkmış ama onu zorlarsanız %80'lere 90'lara da belki çıkabilir. Özellikle e, muhafazakar dindar... Ama dinler... mesela 10 yıl önce de yapsak böyle çıkardı. Evet. 20 yıl önce de yapsak yine böyle çıkardı. Niçin şimdi? Niçin? Niçin? Bakınız Ayasofya'ya bakışını ben e, bu işin ilk mücadelesini verenlerden olan Üstad Necip Fazıl'ın iki cümlesini naklederek dindarlar, muhafazakarlar Ayasofya'ya nasıl bakıyorlar? Diyor ki Necip Fazıl, Türkiye nüfusunun henüz 30 milyon olduğu dönemde Ayasofya'yı kapalı tutmak yani ibadete kapalı tutmak 30 milyon yer üstündeki ve 30 milyar yer altındaki Türk'ün semaları titreten lanetine hedef olmaktır. Ayasofya'yı kapalı tutmak Allah'a sövmeye, Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Şimdi Türk muhafazakarlarının, dindarlarının, mukaddesatçılarının Ayasofya konusundaki bakışının özetidir. Bu Üstad Necip Fazıl Kısa Güreğ'in deyimiyle söylediğiniz gibi ne zaman millete sorarsanız sorunuz, bu yüzde yetmişlerin üzerinde camiye tahvil edilmesini, camiye çevrilmesini, daha doğrusu ibadete açılmasını bu millet beklemektedir. Şunu da söyleyeyim yalnız camiye çevrilmesi namaz kılma açısından değil yahut da cami eksikliği açısından değildir. Yani biraz önce hocamın söylediği gibi İstanbul'da yüzlerce cami vardır. Ve ayrıca yeryüzü Müslümanlar için mescit kılınmıştır. Temiz olan her yerde namaz kılınabilir. İstanbul'da da cami ihtiyacından dolayı Ayasofya'nın ibadete açılması söz konusu değildir. Ayasofya fethin simgesi, ...egemenliğimizin simgesi olduğu için... ...bu topraklar tıpkı Necip Fazıl'ın söylediği gibi... ...eğer Türk Müslüman Türk milletinin egemen olduğu topraklarsa... ...Ayasofya'nın camiye, Ayasofya'nın ibadete açılması gerekir. Hukuk açıdan zaten hocam söyledi, hiçbir engel yok. Bence niye bekletiliyor? Acaba o için mi? Bence şunun için bekletiliyor. Ayasofya çok hassas bir konu. Hatta yani müziğe çevrildiği dönemde bir yığın rivayet var onlara girmeye gerek yok. Çok hassas bir konu olduğu için bence şimdiye kadar çoktan açılması gerekirdi. Tartışılmadan açılması gerekirdi. Bence yani e, Tayyip Erdoğan gibi e, bu yani Necip Fazıl'ın e, dizinin dibinde yetişmiş bir Cumhurbaşkanı niye bugüne kadar te bence uygun zamanı bekledi, uygun zamanı i̇şte... bekliyor. Bence Danıştay kararını 2 Temmuz'u beklemenin de e, gerekçesi yine uygun zamanı beklemektir. Yoksa Ayasofya'nın ibadete açılması milletimizin arzusudur. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetki alanındadır. E, bin, 2019 Amerika'nın insan Hakları raporuna karşı Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hami Aksoy'un verdiği cevapta da Ayasofya, Kariye, Türkiye Cumhuriyeti'ndedir. Yine bir müddet sonra geçen hafta e, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı tapusu bizdedir. Onun hakkında tasarruf yetkisi de bizdedir evet. diyor. Bence hiçbir hukuki engel yok hocama katılıyorum. Bu, Geciktirilmeden de ibadete açılması bu milleti sevindirecektir. Ve güzel. Oya tahvili gibi bence ucuz politikalardan da ucak, uzak durulması gerekir. Şu anda da CHP dahil bütün siyasi partilerde açılmasından yanadır. Hiçbir engel kalmamıştır bence bir an önce açılmasında fayda var. Ankara'ya gideceğim ama siz bir şey Burada bekleyin. E, ben CHP ya da CHP CHP'lilerin buna hiçbir surette bu bu tartışmaya ve bu oyuna bir anlamda e, muhalif olarak düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Düşmediler. E, yani düşmemeleri gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir yanlışlık olur. Dediğim Kabo, gibi Kabo çok, uzun, çok uzun bir beyanat oldu Sultan çok uzun zamandan beri açılabilirdi. Açılmadı. açılmadı. Açılsın. Hiçbir mahsuru yok. Ama İyi Parti'nin de Meclis'te bir teklif verdiğini ama reddedildiğini de unutmayalım. Yani... Ama bu teklif, sayın hocam, açılma teklifi değildi. Araştırma Neydi? önergesi teklifiydi. Ya, araştırma önergesi İYİ Parti çok iyi biliyorsunuz ki İYİ Parti, bir heyet kurulacak, bir şey uğraşılacak. İyi Parti biz de, e, e, teklif verdik, teklif verdik diyor. Araştırma Hayır, açılma teklifi değil hocam, araştırma teklifi. Açma teklifi verseydi onu Ak Parti reddetseydi ayağına sıkmış olurdu. Araştırma önergesi verdiler, o önerge reddedildi, Açılması reddedilmedi. Peki, Ayasofya ibadeti açılacak mı? Ankara'ya döneyim. Ali Aydar Fırat, Ankara'da nasıl konuşuluyor, ne söyleniyor? Özellikle CHP tarafında Ayasofya ile ilgili, herhalde bu yaklaşıma zıt bir yaklaşım yok şu ana kadar. Ee, elbette ki yok. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bu akşam otursa bir kararname hazırlasa. ...yarın ibadete açılır. Yani zaten halihazırda biliyorsunuz... belli bölümlerinde ibadet yapılıyor... ...cuma namazları kılınıyor. Dolayısıyla kimsenin buna karşı çıktığı yok. Ama tabii temel bir takım... ...bir takım temel sorular var. O sorularda... ...şunlardır... ...Sayın Cumhurbaşkanı geçen sene... ...daha bir yılı aşkın bir süre önce... ...bu oyunlara gelmeyelim demişti... ...bir vatandaşın Ayasofya'yı... ...ibadete açalım sözü üzerine... E, bu oyunlara gelmeyelim, e, biz bunu açarsak bunun yurt farklı yansımalar, yankılar olur mealinde sözleri vardı. Ne değişti bir yıl içerisinde de biz yine bu tartışmayı yapıyoruz? Bu çok e, anlaşılır bir şey değil. İkinci mesele dediğim gibi hukuki olarak bir sorun yok. Biraz önce Bahadır Hoca'nın söylediği doğru. E, Sayın Cumhurbaşkanı bugün bu akşam bir kararname çıkarsa yarın herhangi bir sorunu kalmayacak. Kimse bunu tartışmayacak. Ama bence bu biraz da tartışılmak için yapılan bir, e, ortaya atılan bir konu. Evet. E, yanılmıyorsam dün ya da ondan önceki gün Sayın Deniz Erek söylemişti. Aslında Ayasofya e, ibadette değil siyasete açıldı diye. Ben de e, o kanatteyim. Yani bu biraz bir siyasal arka planı. Yoğunlaştırmak siyasal tartışmalar biraz daha beslemek üzerine yapılan bir şeydir. 18 yıldır iktidardasınız. Bugüne kadar aklınıza niye gelmedi? Neden bunu? Hangi koşulun olgunlaşmasını beklediniz? En azından bunu açıklayın. Hani biz 18 yıldır şundan dolayı bekledik. Yani Avrupa ile ilişkilerimiz olur, Amerika ile ilişkilerimiz olur vesaire falan. İkinci mesele şu. Türkiye büyük bir devlet. Kendi şanına, kendi tarihine yakışır adımlar atmak durumunda olan bir devlettir. Yani 1934'te alınan karar sıradan bir karar değildir. Türkiye'nin e, uluslararası alandaki saygınlığını, prestijini hı hı. ya da o kültürel mirasa duyduğu saygının bir yansıması olarak ve elbette ki Mustafa Kemal Atatürk'ün bir deha olarak dış politika analizinin ya da siyasetinin bir iz düşümü olarak görmek gerekiyor. E, bugün bu adımı attığımız zaman şunu düşünmemiz lazım. Hep birlikte şunu düşünmemiz lazım. Yarın öbür gün dışarıda bizim e, vatandaşlarımızın yurttaşlarımızın soydaşlarımızın ya da bütün bir Müslüman aleminin karşılaşabileceği ne tür bir olumsuzluk olabilir? Bunları hep birlikte düşünmek zorundayız. Yani Türkiye'nin saygın tarihçilerinden İlber Ortaylı bu kararın doğru bir karar olmadığını söyledi. Bilim insanlara kulak vermek gerekiyor. Hep birlikte bunu tartışmak gerekiyor. Evet, İyi Parti bir araştırma önergesi verdi. Klasik olduğu üzere o araştırma önergesi reddedildi. O araştırma önergesinin de amacı elbette ki neden açılmadığını, açılmasının ne gibi sakıncalar ya da yararlar olacağının meclis tarafından tartışılmasıydı. Buna izin verilmedi. Dolayısıyla bu tartışma bence siyasal olarak iktidarın biraz e, biraz önce e, sevgili hocam bir şeyden bahsetti. E, ben de Sezai Karakoç'a atıfla söyleyeyim. E, Yahya Kemal'e itafen Sezai Karakoç şöyle bir cümle kurar. E, bozgundaki fetih düşü. E, şimdi biz neyi yeniden tınaç içinde fethetmek gibi bir çaba içerisindeyiz. Ya da biraz önce Resul Bey'in söylediği bir egemenlik meselesini nereden tartışmaya atıyoruz? E, Ayasofya zaten bizim. Yani bunu 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 dünya tartışmıyor zaten. Evet. Yani bizim olan bir şeyin üzerine bir tartışmanın eee yürütmenin anlamıyor. İkinci mesele egemenlik Ayasofya'ya indirgenecek bir mesele değildir. Egemenliğin daha başka boyutları vardır. Yani e, siz e, ülkenin bütün egemenlik e, alanlarının egemenlik sahalarını yabancı sermayenin boyundurluğunu açıp e, bir taraftan da ya efendim biz Ayasofya'yı açalım ama işte bu da bizim egemenliğimizi perçinler gibi bir yaklaşım sergilerseniz burada bir çelişki vardır e, ya yani Cahit Sıtkı'nın e, çok güzel bir laf var diyor ya hani efkar ettiğim memleketin halidir sanmam bundan daha acısı olsun e, bugün Sayın Kılıçdaroğlu bakın 2-3 rakam verdi ve bunlar gerçekten korkunç rakamlar e, o yüzden be, ben şöyle bir cümle kurayım yani milletin diniyle Diyanet ile uğraşmayalım işiyle aşıyla uğraşalım yani 11 milyon insan altını çiziyorum 11 milyon insan tekrar altını çizerek söylüyorum yıllık geliri, aylık değil bakın yıllık geliri 7 milyar 7 bin liranın altında. Yani 583 liraya geliyor. Bu insanların aylık geliri. Ya bu insanlar 11 milyon insandan bahsediyoruz. Geçinemeyen, yaşayamayan insanlardan bahsediyoruz. 8 bin liranın altında yıllık geliri olan insan sayısı 16 milyon. Yani bu hunhar, bu korkunç, bu acımasız düzen içerisinde ben bu tartışmaları, bu gündem yaratma çabalarını doğrusu gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Bir yurttaş olarak bunu karşılıyorum. Yani bizim dinimizde bir sorunumuz yok, ibadetimizde bir sorunumuz yok, mekansal bir sorunumuz yok, egemenlik alanda bir sorunumuz yok. Peki neden 18 yıl sonra dönüp bu tartışmayı tekrar milletin gündemine getiriyoruz? İşte o Sezai Karakoç'un ee, Yahya Kemal'e söylediği, Fetih, bozgunda fetih düşü. E, i̇ktidar bence kendi elindeki son enstrümanı kullanıyor. Yani seçime gidecek. E, i̇şte bakın biz bunu da yaptık e, dedirecek. Ama hep birlikte bir ulus olarak şunu sorgulamamız lazım. Bu bizi dünyada e, nasıl bir konuma sokar? İkinci mesele ve daha önemli bir mesele bizim soydaşlarımız bizim dindaşlarımız yurt dışındaki bütün müslüman alemini nasıl bir olumsuzluk getirebilir? Bütün bunlar hep birlikte tartışmak evet. ve bunun üzerine kafa yormak zorundayız. Çünkü o insanların vebali bizim boynumuzdadır. Alaydar Frat geleceğim başka bir başlıkla ama az önce bir cümlenin içindeki ifade eden dolayı seçim yatırımı dedin. Sen de erken seçim bekliyor musun? E ee, bunun iktidarın inisiyatifiyle olacağını düşünmüyorum. Koşulların zorlayacağını düşünüyorum. Yani Türkiye mevcut e, şartlar düşünüldüğünde bu şartları daha fazla taşıyabilecek bir ekonomik ya da siyasal kapasiteye sahip değil. Yani ne iktidar Türkiye'nin mevcut durumunu iyileştirecek bir programa bir e, herhangi bir öngörüye sahip ...ne de bunun araçlarına Peki. sahip. O yüzden ben e, Türkiye toplumunun bir bütün olarak AK Partilisi, MHP'lisi... ...yani hangi parti oy verirse versin... E, ...insanların bir değişim talebini mutlak suretle siyasetin gündemine getireceğini düşünüyorum. Peki, tekrar geleceğiz. Zaten <laughs> e, Siyasi Partiler Yasası, Yeni ittifaklar belki erken seçim iddiaları ki çok zayıf görünüyor ama... ...bütün bunları konuşacağız çünkü... Ayasofya meselesini Onur Erim'e de sormak istiyorum. nerede durduğunuzu biliyorum ama bugün itibariyle bir sıkıntı yok herhalde bu karar alınacak. Siz de katılıyor musunuz? Yani ümit ederim ve e, tabii ki çok gönülden isterim. E, i̇ki noktaya takılmıştım. Ben yani onu söyleyeyim onları konuşmadan evvel. E, <laughs> birincisi günümüzde kılıç hakkı var mıdır? O kılıç hakkının babası vardır artık. Hani o zamanki kılıçların yerini şimdi belki sihalar aldı. MPT 76'lar aldı F16'lar aldı ama ve <laughs> caminin veya mülkün veya malın arazinin yerinde de petrol aldı gaz aldı ama var hatta büyüğü var. Ee, aynı ama zamanda din üzerinden yok yani. yani o, din, o din din, din üzerinden yok bir yere, bir yere girerseniz oradaki adamları da öldürüyorlar katlediyorlar. Petrolünü de şey yapıyorlar ama 21. yüzyılda da artık din üzerinden kılıç hakkına gelirsek zaten e, ona, ona artık, seyreyle bu ona dünyada, dünyada artık e, Gerek kalmıyor 6. hocam. 6. yüzyılda yani. da yoktu öyle Öyle işte. güzel manipü manipülasyonlar var ki ona artık gerek kalmıyor. Bakıyorsunuz toplumun %99'u Müslüman olarak gözüküyor ama hareket ve çıkış noktası hiç öyle olmuyor. Artık bunlara gerek kalmadı. İnsanların dinini değiştirmeye veya değiştirmeye yönelik konulara gerek kalmadı. Artık olay başka yerden yani işliyor. Işte bu arada kılıç hakkının e, mutlaka ki İslam hukukunda ciddi yeri vardır. Bununla ilgili çok e, hakikaten ciddi fıkıh alimlerimiz var. Onlar da biraz böyle göz artarsak bunu da görürüz. Benim şahsi görüşüm birey olarak, e, bir Müslüman olarak ve artı bir Türk olarak çünkü her iki taraftan da beni etkileyen bir durum. Kesinlikle açılması lazım. Benim esas sorguladığım bugünkü durum değil. E, bu karar 7. İnönü Hükümeti de alınmış bir karar. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 66. Hükümetteyiz sıra olarak. Ben 59 yıl 59 hükümettir. Buna niye el atılmamış? Onu anlamıyorum. İki konuya çok üzülüyorum. Bir Ayasofya'yı bir Ayasofya camiye dönüştürülürse oradan gelen turistik gelir kaybı olanları veya bunun bunu bir sav olarak ortaya koyanlar için çok üzülüyorum. Hakikaten icap duyuyorum. İkincisi yani bir de bir kişi söylediğini duydum. Yok diye. yok maalesef birden fazla. Yani bunu da argümanların içine katan insan sayısı çok fazla. İkincisi de ben bu niye değişmiyor dediğim zaman e, maalesef burada da çok fazla insan var. Bunu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu liderlerine başta Mustafa Kemal Atatürk bunlara sanki bir ters bir şey söylüyormuş gibi veya o kararı eleştiriyormuş gibi bir hareket oluyor. Hayır değil. Ben bugüne kadar Bugün de dahil yaklaşık 7-8 tane çoğu da yabancı medyada bununla ilgili şey yaptım, görüş bildirdim. Ben hiçbir zaman ne kurucu liderleri ne başta Mustafa Kemal Atatürk'ün bu konudaki kararını eleştirmedim. Haddime değil her şey zaman ve zemin içerisinde tartışılır. O zamanki işte faşist etkiler Avrupa'daki özellikle Orta ve Güney Orta Avrupa'daki ne bileyim Atatürk'ün ve kurucu liderlerinin yapmak zorunda olduğu neredeyse Balkan ittifakını falan düşünürsek bu gayet mantıklı bir hareket ama o zaman için. Ee, dediğim gibi e, bunu başta daha evvel de söylemiştim. Benim burada esas üzüntü duyduğum bu konunun yani e, Ayasofya'nın e, olması gerektiği gibi cami olarak açılması yerine e, cami olarak ibadethane olarak açılması yerine artık siyasete biraz açılma durumu ki bu bugüne de mahsus değil daha evvelden de özellikle muhafazakar partilerin maalesef zaman zaman siyasete alet etmiş olabilecekleri bir durum. Bugün için bunu söylemiyorum. Vardır da diyemem, yoktur da diyemem. Bu bir an evvel kapatılması gereken bir konu bana göre zamanıdır, zeminidir. Şunu tartışırım. Ayasofya açılmalı diyorsunuz ama bugün zamanı mı veya buradan gelecek olan sıkıntıları karşılayabilir miyiz? Veya buna şu an için ne sıkıntı gelir mesela? Yani işte genelde böyle işte Avrupa'dan özellikle Rusya, yani Ortodoks ağırlıklı olan Rusya ve Yunanistan ağırlıklı, Batı Avrupa'dan hatta Amerika'dan bu tip üzerimize baskılar olabilir. bu Dün birisi valla şunu söyledi. Bunu yaparsak dedi şey bile olabilir dedi. E, katsa yaptırımları bile e, tekrar yani su yüzüne çıkar dedi. Ben bütün bunları... Ne yaptırımı dedin? Dedi. Katsa yaptırımları bile tekrar masanın çok. üstüne gelebilir dedi. Böyle uç yorumlar var. Bunlar beni hakikaten şu güç bu durumumuzda çok fazla ilgilendirmiyor. Ben bir Müslüman olarak, bir Türk olarak, her Müslüman ve her Türk de böyle düşünmeyebilir. Benim şahsi fikrim. Açılmalıdır, orası bir camidir, ee, orası bir vakfa ait bir camidir. Vakıfların görevini hatırlayalım, vakıflar halk için ve halka çalışan, kar amacı gütmeyen kurumlardır. Orası bir vakfiyedir, bu şehrin bu şehri fethederek e, buraya nişanesi olarak Ayasofya Camii'ni gösteren Fatih Sultan Mehmet'in halkına ve ümmete bir nişanesidir. Bir tane Müslüman Türk bile buranın cami olmasını istese hakkıdır. Çünkü buranın sahibi, haklı sahibinin Fatih Sultan Mehmet'in vasiyette budur. Bunun aksi zaten bence herhalde hani vasiyet hukukuna da aykırı olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi zaten diplomatik hemen, olarak ben, siz bir sıkıntı bekliyor musunuz Diplomatik olarak hiçbir sıkıntı beklemiyorum. Şöyle e, Rusya ya da Avrupa Birliği ya da bir takım oradaki Orada da çok muhafazakar, orada da işte halkına şov yapmak isteyen Tabii. Avrupa'da ve dünyada bir dolu lider var, bir Yunanistan. dolu siyasetçi var. Bu tip şeyler tamamıyla şov için alınan kararlar, bunu size söyleyeyim. E Onların karşılığında Yunanistan özellikle şov yapacaktır. Bu kimin ekmeğine yağ sürer? Vallahi AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekmeğine yağ sürer. Çünkü o kadar güzel bunu kullanır ki kimse bize karışamaz. Biz egemeniz, şöyleyiz, böyleyiz. Yani bu öyle tadından yenmeyen bir konu ki eğer Ayasofya cami yapılacak ise derhal yapılsın ya. Derhal yapılsın. Ne beklenmiş? 20 yıldır niye beklenmiş? Yanılmıyorsam AK Parti'nin dördüncü hükümeti. Ondan evvelki efendim sağ hükümetler ama koalisyon ama niye beklemişler? Sollar Bu beklemiş? egemenlik Sadece bakımından bakın bu egemenlik hakkıyla bu ülkenin kendisinin kararıdır. Müze olarak da bir dünya mirasıdır. Efendim camiye çevrilirse de dünya mirasıdır. Ama siz camiye çevirdiğinizde eğer bir e, medeni e, ülkenin ya da medeni aydınlık anlayışın dünya mirası olan bir yapının özelliklerini yok ederseniz o zaman sırf camiye çevirmekte kalmazsınız. Bir yapının, dünya mirası olan bir yapının özelliğini, onun işte tasvirini, Meryem'ini, neyi varsa o su kapatırsanız orada eleştiri alırsınız. Ve o haklı bir eleştiridir. Ben ama yapacağını siz onu, zannetmiyorum. Ama siz onu, o yapıyı aynen restorasyonlarını yapıp, o yapının yapıldığı şekliyle UNESCO'nun dünya, dünya mirası listesinde yani o duvarlara dokunulmayan yani siz, siz zaten mi? bunu restorasyonla yaptırıyorsunuz hükümet olarak. Şimdi bunun tam tersi bir karara varım... efendim ben bunları kapatacağım, ben bunları yapmayacağım, ben bunları bırakacağım derseniz orada haklı bir eleştiri alırsınız ama o eleştiri vay sizin egemenliğinizle... vay cami yaptınız, vay müze yaptınız değildir. O sizin o haklı eleştiri sen niye dünyadaki insanlık mirası olan bir yapının özelliklerini kapattın, yok ettin diyedir. Yani bu hiçbir medeni ülkeye yakışmaz. Biz yurt dışındaki bir e, ülkede bir İslam eserinin, bir caminin, bir köprünün yok edilmesi durumunda, onun özelliklerinin yok edilmesi durumunda nasıl bir tepki verecek olursak dünyada, aynı tepkiyi bize gösterir. Ama biz aynı restorasyonları yaparak, aynı şekilde koruyarak gerektiğinde bir düzen içinde efendim bu çok zordur. Onu da söyleyeyim. Kolay bir şey değildir. Çünkü dünyanın belki de en fazla gezilen ...müzelerinden bir tanesidir... ...sadece tarihi yapı olarak... ...Türkiye'nin de en fazla talep gören... ...görmek bakımından müzelerinden biridir... ...ama ondan fedakarlık edersiniz... ...dersiniz ki benim için... ...ülkemin vatandaşlarına bunu... E, ...cami olarak sunmak... ...oraya şu anda gelen... E, ...atıyorum 100 tane turist yerine... ...her gün belirli düzende 10 turistin gelmesine... ...ben ülke olarak bunu tercih ediyorum dersiniz... ...kimse de buna karışamaz... ...ama yapılacaksa yapılsın... ...lütfen... Yani o için kullanılmasın. Lütfen siyasete malzeme yapılmasın. Çünkü yani Türkiye'nin çok derdi var. Yani Ayasofya mı kaldır tartışacağımız? Kardeşim yapın yani Yap yapılsın. Yapılacaksa yapılsın konusunda fikrim var. Şunu da unutmayayım. Madem bugüne kadar geldi e, bu Danıştay kararının 2 Temmuz'da beklenen Danıştay kararı da hani bu dönemde çıktığı için ortaya söylüyorum bu argüman. E, Sayın Cumhurbaşkanı da e, tahmin ediyorum. Çünkü Danıştay kararının aslında aksine çıkma ihtimali yok bana göre de. Niye? Belli, belli de olmaz çünkü çok e, danıştaya başvuru bu bakanlar konunun vakfiye oldummasından dolayı iptaline yönelik yanlış mı diyorum hocam? Evet ga evet aynen öyle yani e, ba da yani. Ben zannetmiyorum bir e, danıştayın yani alacağı kararın aksi olacağını ben de farz etmiyorum. Ben çok de fazla düşünmüyorum. Beklemiyorum. Aksi Dolayısıyla da Sayın Cumhurbaşkanının yetkisi var söylediğim. O ayrı yetkisi şey. yetkiye de gerek yok efendim. Bu karar bakıyor. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sadece Cumhurbaşkanı kararı bu. Bunu da atlamayalım. Bir, bir. Yani bir şey daha ekleyeceğim o kadar. Ee, şu var belki Sayın Cumhurbaşkanı madem bu zamanda bu konu çıktı. Danıştay'ın karar da bu yönde çıkacağını düşünüyorsa eğer bu danışa kararda çıksın da çünkü biliyorsunuz Batı'ya karşı bu bir, bir mahkeme kararıdır diye bir gerekçe olsun yani. Güzel bir argüman. Gerekliyor mu? Hayır ama iyi olur. Bir cümle sağlayayım. Bekleyeyim. Bir tek bir şey başka bir şey söyleyeceğim. Biraz evvel Onur Erim kılıç hakkıyla ilgili konuşurken dedi ki sevgili Erim %99 Müslüman olup da hiç şey yapmayan hani Ama e, o uluslararası ilişkiler o, çerçevesinde o, söylüyorum. Onu hangi Her anlamda? Herhalde Ortadoğu'yu kastettiniz. Şöyle bir ifadeniz var. Bir ülkenin nüfusun %99'u Müslüman Şimdi, olabilir ama davranış on... şekli öyle olmayabilir. Yani şuna de şey istinaden söyledim. Hocam dedi ki hani artık din üzerinden e, kılıç hakkı veya bir ülke istila. Ben dedim ki artık gerek kalmadı. yüzde %99'u Müslüman olan bir ülkeye bile sanki yüzde %40'ı Müslümanmış gibi hareketler yaptırabilen bir dünya var. Bir düzen ha, mesela var. Suudi Arabistan'ı gayet güzel Amerika'nın kuklası haline getirebilen bütün bir... E, emirliklerin çoğunu hiçbir surette e, Müslüman alemini acı çeken insanların için kılını kıpırdatmayan Arap Birliği'nin e, haline getiren bir düzen de var. Bu düzende aslında yüzde 99 olan Türkiye dünyada İslamiyet'i en güzel temsil eden laik laik olan seküle laiklik de devlet düzeni anlamında söylüyorum İnsanlar için söylemiyorum sakın yanlış anlaşılmasın. Kişiler laik olma kişilerden layık olması beklenmez. Devlet düzeninden layık olması, seküler olması beklenir. O da ne demektir? Hem dinine inananın ya da inanmayanın ya da neye inanıyorsa herkesin bütün dini ibadetlerini her serbestliğiyle koruma görevinin devlette olmasıdır. Türkiye böyle olan tek İslam alemi olduğu halde İslamiyet'i bence en güzel şekilde temsil eden ülkedir. Onun için çok fazla bu işlere takılmadan ülkeyi kalkındırmak, ülkedeki insanların refahını ve ülkedeki insanların e, ülkeyi tam gerçekten egemen hale getirmek, hiç kimseye, hiç kimsenin lafını e, dinlemeyecek hale getirmektir önemli Peki. olan. Teşekkürler. Kısa bir ara veriyoruz ardından devam edeceğiz. Gece raporu devam ediyor. Konuklarımızla siyaseti ve siyasetin gündemini konuşacağız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu özellikle barajla ilgili bir çağrıda bulunmuştu. Seçim barajı ile ilgili bir çağrıda bulunmuştu. O zaten tartışılan bir konu. Neticesinde hem seçim kanunu tartışılıyor, yeniden yapılandırılması hem siyasi partiler yasası ve konuklarımıza bu konuyu sorarak geleceğim. Şimdi Resul Bey ne dersiniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hiç olmazsa yüzde bir oyu alan partinin genel başkanı meclise girebilsin barajı kaldıralım dedi. Evet ben bugün e, Sayın Kılıçdaroğlu'nu e, dinledim konuşmasının bence en mantıklı en tartışılabilir noktası seçim kanunuyla ilgili siyasi partiler kanunuyla ilgili yaptığı son bölümdü. Ondan önceki bölümler üzerinde konuşacaksak yine konuşuruz ama maalesef bir siyasi Parti ana muhalefet liderine yakışacak bir konuşma değildi. Hem e, Cumhurbaşkanı'na Firavun demekten tutun, yani sürekli gayrimeşruymuş gibi saray rejimi vesaire diyerek çok bence e, bir genel başkana yakışmayacak bir konuşmaydı. Ama konuşmasının sonundaki siyasi partilerle ilgili bölümü evet yerden göğe kadar haklıydı. E, siyasi partilerin yüzde bir bile alsa en azından genel başkanlarının Mecliste temsil edilmesine dair şey vardı. Aslında bu görüşün kaynağı biziz. Bakınız biz 2013 yılında Birlik Vakfı olarak anayasa e, taslağı hazırladık. Böyle öneriler, teklifler falan değil. 85 maddelik anayasa başkanlık sistemini öngören bir anayasa. Orada e, siya siyasi partiler konusunda özellikle seçim konusunda bugün Kılıçdaroğlu'nun söylediğini biz orada yazdık. Dedik ki millet, yani biz sıfır barajdan yanayız bir defa. Yani kim ne parlamenter kadar... Parlamenter oy... sistem olduğu takdirde mi? Hayır, parlamenter, parlamenter sistemde de, başkanlık sisteminde de benim şahsi kanaatim sıfır barajdır. Yani bir bölgede bir aday o bölgenin milletvekili çıkaracak nisabını elde etmişse o halkı mecliste temsil edebilmelidir. Yani ön seçim mi? Ha, ön seçim ayrı. Yani seçim barajı dediniz onu. Ee, Şunu söyleyeyim. Mesela AK Parti'nin siyasi partiler e, siyasi e, siyasi pro, siyaset programında bu konuda hem ön seçim hem tercihli sistem hem daraltılmış bölgeyi öngören teklifi vardır. Ve bütün siyasi partiler de aslında bu konuda e, programlarında ve söylemlerinde çok farklı şeyler söylemiyorlar. Aslında ben geçen programda burada da izah ettim. Ben e, milletvekili olduğum dönemde e, ön seçimsiz tercihli sistem diye bir kanun teklifi hazırladım. Bu tartışıldı. E, o dönemde e, eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş Bey benden e, bu teklifi istedi. Kendisine verdim. 2008 yılında CHP'nin genel kurulunda Sayın Baykal konuşurken biz eğer iktidar olursak seçim sistemimiz şöyle olacak diye benim kanun teklifimi aynen orada okudu. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bugün teklifi de aslında bizim 2013'te kamuoyuna duyurduğumuz, orada söylediğimiz şuydu. Ön seçim tercihli sistemin ötesinde baraj olarak şuydu. Yani 100 tane Türkiye milletvekili olsun. Her siyasi parti 100 kişilik bir listeyi YSK'ya versin. Ve bu aynı zamanda kontenjan olur. Hatta burada biz senatoya tekabül etsin diye yüksek tahsil mecburiyeti 40 yaş gibi bir takım şartlar koyduk. Ve %1 alan siyasi parti bile oradan bir milletvekili soksun. Her parti aldığı oranda 40 almışsa 40'ını o, 10 almışsa onu. Yani bu yüz milletvekili Türk, Türkiye milleti. Böylece yüzde birlik oy alan siyasi parti bile mecliste temsil edilme hakkı elde eder. Artı daraltılmış bölgeyi aslında ben dar bölgeden yanayım. Fakat arkadaşlar bizi daraltılmış bölge daha makul dedikleri için ona. Ama ben dar bölgeden yanayım. Dar bölge nedir? Her seçim bölgesinde e, bir milletvekili çıkacak. Her seçim bölgesinden bir milletvekili çıkacak. Her siyasi parti adayını gösterecek. En çok oyu alan yahut da çift turlu da olabilir. Böylece doğrudan doğruya halkın seçtiği güçlü milletvekilleri millet meclisine intikal eder ve orada güçlü bir millet millet Ama meclisi. milletvekilinin konuşur. o gücü alması için bir ön seçim olması. Tabi de ondan aa, da. Oraya, orayı orayı da izah edeyim. Siyasi partiler e, adayları belirlerken ön seçim yapmalıdır. 1980'e kadar Türkiye'de böyleydi. Yani filan diyelim herhangi bir seçim bölgesinden 7 kişi, 5 kişi neyse ya da bir kişilik bölge olsun 50 tane aday müracaat etti. Kimi koyacak parti bir şeye? şu anda genel başkanların, genel merkezlerin tespitiyle yapılıyor aday tespitleri. İşte ön seçim orada gerekli. Ön seçimi de delegeyle değil, partiye kayıtlı üyeyle Yapacaksın. O seçim bölgesinde her partinin diyelim 10 bin oyu var, 10 bin üyesi var. 10 bin üyenin savcı huzurunda, kadı e, mahkeme huzurunda, savcı huzurunda kullanacağı resmi oy ile kim en çok oy alırsa aday o olacak. Halka dayalı aşağıdan yukarıya gerçek demokratik bir seçim sistemi böyle oluşabilir. Dolayısıyla bugün Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının sonunda... Yani çok e, ana hatlar söyledi. Detaylara fazla girmedi. Evet ön seçimde olmalı. Milletvekili adayını da, belediye başkanı adayını da, efendim il genel meclisi adayını evet. da vesaireyi de partinin üyesi belirlemeli. Ayrıca tercihli sistem de olmalı. Yani olur ya üyeler e, birini öne çıkartır ama partiye oy verecek daha kalabalık kitle arka sıradaki birini tercih edebilir. 1991'de bu sistem bir defa uygulandı hatırlarsanız. Tercihli sistemde Yine bu AK Parti'nin programında da var. Evet. Peki Alaydar Fırat'a döneyim Ankara'ya. Ee, Ali Alaydar Fırat <laughs> e, ne bekliyorsunuz? Yani daha doğrusu mesela Kemal Bey'in bugünkü çıkışı var. Bu konuyla ilgili e, bir takım söylentiler de var. Özellikle iki konu gündeme geliyor. Biri e, baraj seçim barışı ee, i̇kincisi ön seçim ki baraj biraz daha konuşulan bir konu çünkü birçok parti kendisini temsil edemedi. Yüzde 9 ya da o oranlarda oy aldığı halde Türkiye siyaset tarihinde. Ee, Türkiye'nin en temel meselelerini sayarsanız derseniz bana ben bu siyasi partilere kanununu ilk üçe koyarım. Yani... ...22 Nisan 1983'te çıkmış bir kanundan bahsediyoruz. Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişi var. 20 yılı öyle ya da böyle AK Parti döneminde yaşanmış. E, Tabii ilginç bir şey. Yani şöyle ilginç. 20 yıla yakın iktidar olan bir partinin sorunlardan bahsetmemesi lazım. Sorunları çözemediği için çıkıp bence halktan bir biçimini özür dilemesi... ...daha mutebe, daha saygın bir davranış olur. Şunun için söylüyorum... Şu anki mevcut yasal değişiklikler Türkiye'deki siyasal partiler kanununun antidemokratik niteliğini ortadan kaldıracak düzede değildir. Ya da Türkiye'deki seçim barajını ortadan kaldırmaya yönelik iyi niyetli girişimler de değildir. Türkiye'deki demokrasinin önünü açmak adına yapılan çalışmalar da değildir. Bir bütün olarak bu çalışmaların, bu baraj tartışmalarının, iktidar cenahının yapmakta olduğu bu tartışmaların arka planında e, muhalefeti e, belli bir takım yasal zorunluluklar ya da sınırlıklar ekseninde mümkün mertebe parlamentoya en az milletvekili götürecek ya da çıkaracak şekilde es, e, bir biçimiyle sınırlandırma çabasıdır. Yani burada Türkiye demokrasisine bir katkı sunalım, e, demokrasinin önünü açalım. E, böyle bir niteliğini böyle bir e, bu bir yani iyi niyetten ötürü bizim kişisel olarak e, beslediğimiz iyi niyetten ötürü bir şey değildir. Ee, bu sorun aslında Türkiye'nin tarihsel sorunlarından biridir. Niye biliyor musunuz? 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi 15 milletvekiliyle meclise girdiği zaman o zaman Milli Bakiye Sistemi uygulandı. Ki Milli Bakiye Sistemi bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış en demokratik sistemdir. Ee, alınan oy mutlak surette karşılığını mecliste gördüğümüz tek sistemdir diyebiliriz. Bu sistem şunu getirdi, dönemin iktidarları da ve sonraki iktidarlar da. Olası Türkiye'deki muhalif kesimlerin meclise girebileceği ya da solun, sosyalistlerin, devrimcilerin, farklı kesimlerin meclise yani düzene bir biçimde alternatif sunacak kesimlerin, bunun içine belki muhafazakarlar da katabilirsiniz. Meclise girmesinin önünü kesmek adına yapıldı Zaten 12 Eylül darbesi bir ikili partili bir sistem kurmak için bu yasaları getirdi ve bugüne kadar da devam etti. Dolayısıyla bugün Sayın Kılıçdaroğlu ben 2010 yılından beri çok yakinen biliyorum, takip ediyorum. Genel başkan olduğundan beri bir parti içi demokrasinin yaşama geçirilmesi konusunda çok ciddi adımlar attı. İkincisi her defasında sürekli bir biçimde bu %10 barajının kalkması yönünde parti olarak her türlü katkıyı ve desteği sunacaklarını söyledi. Ama bugün iktidarda tartışılan, medya yansıyan, Ankara kulislerinden konuşulan mesele şu. İktidar şunu e, deneyimlemeye çalışıyor. Biz nasıl bir formül getirelim ki işte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, diğer partiler mümkün mertebe en az milletvekillerini meclise soksunlar. Bu e, siyasi yasal olarak bunu yapabilirsiniz ama bunun siyasal meşruiyeti yoktur. Bunun toplumsal bir meşruiyeti yoktur. Bizim de bence üzerine durmamız gereken şey budur. Bir toplumsal ya da siyasal meşruiyeti en geniş biçimde yaşama geçirecek bir yasal düzenlemenin bu topluma bütün bu partilerin e, boynunun borcudur. Ama hiçbir lider, belki ön seçim yapan partisinde geldiğinden beri ön seçim yapan Kılıçdaroğlu bunun dışına tutabilirsiniz. Siyasi partiler kanunun kendisine verdiği gücü bırakmak istemiyor. Yani e, bir tarihsel e, göndermede bulunayım. Ya İbn Haldun'un mukaddemiyesinde hani yazar ya. ...gücün tek elde toplanması... ...evrelerini yazar... ...bir devletin ya da toplumun çözülme süreçlerini yazar... ...onların başat... E, ...maddelerinden biri de... ...gücün tek elde toplanmasıdır... E, ...isteyenler açsın mukaddeminin... ...1990 Milli Eğitim Bakanlığı'nın... E, ...yanlış hatırlamıyorsam... ...444. sayfasıydı... ...o beşli e, öngörüyü görebilirler... ...yani gücün tek elde toplanmasını... ...istiyorlar... ...bugün iktidar partisi... Bu e, gücü devretmeye yanaşmıyor. Yanaşmadığı için zaten biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtik. Yanaşmadığı için zaten yasama, yürütme ve yargı bir bütün olarak tek elde toplandı. Şimdi biz e, iyi niyetle şunu düşünüyoruz ya da varsayıyoruz. Efendim iktidar e, seçim barajını kaldıracak. Oysa şu mesele, iktidar şunu öngörüyor, şunu söylüyor. Diyor ki e, seçim barajı %5'e düşürelim ama %5'i mesela ittifak bile kursa diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ile ittifak kurdu. Hani İyi Parti'nin böyle bir baraj sorunu yok ama ama %5'in altında İyi Parti oy aldığı zaman e, otomatik ben o ittifakın dışında kalıyor. Yani ama milletvekili çıkaramıyor. Resmi bir açıklama yok bununla ilgili. Yani kulis haberlerinin neticesinde. Eee tabi tabi tabii Ankara kulislerinde e, ki e, şunu söyleyeyim. E, mevcut iktidar pratiğini 18-19 yıllık bir geçmişi baz alarak söyleyelim. Bu saatten sonra mevcut iktidarın Türkiye'nin demokrasisinin önünü açacak bir hamle yapacağını beklemek bence çok çok iyi niyetli bir girişim olur. Yani öyle bir şey olsaydı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmezdi. E, siz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyorsunuz. Yargı, yasama, e, yürürlüğü e, burada topluyorsunuz. Sistemi. Medya sistemini bir bütün olarak baskılıyorsunuz. E, sonra Başkanlık diyorsunuz ki efendim seçim, de ala, seçim kaldırmanın için koşulu, siyasi partiler kanunu değiştirmeniz gerekiyor. Siyasi partiler kanunu da değiştirebilmeniz için sizin bütün genel başkanların şunu varsayması lazım. Ben üyelerle tıpkı Avrupa'daki sosyal demokratların, sosyalistlerin yaptığı gibi hatta onlar bırakın üyeleri normal vatandaşa bile soruyorlar. Yani kendi partisine üye olmayan insanlara bile ee, milletvekili kim olsun, genel başkan kim olsun. Böyle yatay bir demokratik anlayışın yerleştiği bir Avrupa var, bir karşımızda bir dünya var. Biz hala tümüyle bütün listelerin evet, genel başkanlar tarafından belirlendiği bir sistemi, bu sistemin de ben mevcut iktidar partisi tarafından ortadan kaldıracağını asla düşünmüyorum. Peki teşekkür ederim. Sizlere söz vereceğim ama sözünüzü kesmeyeyim çünkü son reklam kuşağımız var. Sizlerden gelen günden maddelerini de aktarmaya çalışacağım ama birkaç dakikalık aranın ardından.